Merhaba arkadaşlar, yeni bir teknolojik yardım videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde bilgisayarımızın mikrofon ve ses ayarlarına göz atacağız. Mikrofon ayarlarını ve harici mikrofon taktığımızda nasıl bir ayar yapmanız gerektiğini hep birlikte göreceğiz. Bu işlem için denetim masasına gitmeniz gerekiyor. Denetim masasını açıyoruz. Daha sonra ses bölümüne geliyorum. Ses bölümünde şu anda kayıttan yürüt ayarlarında hoparlör seçili. Eğer kulaklık takarsanız da burada yeni bir aygıt belirecek ve kulaklık işaretiyle kulaklıkta belirecek. Aynı işlevleri şu anda yapacağımız ayarları kulaklık için de yapabilirsiniz. Hoparlör seçilmesini tıkladıktan sonra buradaki özellikler seçmesine tıklıyorum. İsterseniz çok önemli olmamakla beraber simgelerini de bu şekilde belirleyebilirsiniz. Düzey bölümüne geliyoruz. Burada çıkış ses düzeyini seçiyorsunuz. Kendiniz zaten normal masa üstünde sağ alt köşedeki bölümden de bu işlevi yapabiliyorsunuz. Gelelim geliştirmelere. Geliştirmeler ses çıkış efektlerini nasıl ayarlanacağına alakalı. Buradaki efektleri istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Surround efekti verebilirsiniz. Ama çok işlevsel bir şey değil. Yani her seste aynı verimi alamadığınız için buradaki ses efektlerini seçmemeniz daha iyi olacaktır sizin için. Eğer seçili herhangi bir şey varsa buradaki seçeneklerin hepsini kaldırın. Kendi normal saf ses çıkışını belirleyin. Onun dışında buradaki ayarlardan da deneme ve sinema ayarları yapabilirsiniz. DVD kalitesini seçin. En iyi verim alacağınız kalite DVD kalitesidir. Hoparlör seçimiyle ilgili olarak bu bölümde yapacağınız işlemler bu kadar. Daha sonra yapılandıra tıklayın aynı bölüm içerisinde. Zaten kanal stereo olarak seçilecek. Yani sağ sol efektlerin verimli çalışması için. İleri diyoruz. Buradaki aralıkları eğer normal hoparlör kullanın, harici bir hoparlör kullanmıyorsanız dokunmayın. Aynı şekilde boş biçimde kalsın. Şu anda yapılandırmamız tamamlandı. Ses çıkışıyla ilgili başka bir işlev yapmanıza gerek yok. Ayrıca bir kulaklık kullanıyorsanız buradaki özellik ayarlarından geliştirmeleri deneyebilirsiniz. Daha net bir ses nasıl alıyorsanız kendi kulaklığınızın yapısına göre değişiyor çünkü. Örneğin buradaki ben equalizer ayarlarını açtığım zaman kötü bir kulaklık kullanıyorsanız sesi cızırtılı duyacaksınız. Ama iyi bir kulaklıkla bu işlevi yerine getiriyorsanız da çok daha net, çok daha kaliteli bir ses elde edebilirsiniz. O yüzden ben ilk anlatımda normal hoparlörde buradaki seçimlerin hepsini kaldırmanızı söyledim. Ama kulaklıkta, iyi bir kulaklıkta bu işlevi yapacaksanız, müzik dinleyeceksiniz. Buradaki equalizer ayarlarını seçerek ayar menüsünden istediğiniz equalizer ayarını seçebilirsiniz. Ben daha çok rock equalizer ayarı hoşuma gidiyor. Kulaklıkta dinlerken bunu kullanmanız faydalı olacaktır. Ama normal hoparlör, yani laptopunuzun hoparlör düzeyinde bu equalizer ayarları size sıkıntı çıkartabilir. Çünkü dinlediğiniz her müziğin kalitesi aynı şekilde olmadığı için bazılarında çok daha iyi verim alırken bazı ses ve videolarda çok daha sıkıntılı hale gelecektir. Çünkü dB dediğimiz ses derinliği ayarları her şarkı ve videoda aynı değil. Bazılarında dB'ler arttığı için baslar çok daha sert vuruyor ve o da cızırtıya sebep oluyor. O yüzden boş seçmeniz sizin yararınıza olacaktır. Gelelim mikrofon ayarlarına. Bu bölüm için kayıt bölümüne geliyoruz. Harici bir mikrofon kullanıyorsanız burada zaten belirliyor. Şu anda ben normal kendi bilgisayarın üzerindeki dahili mikrofonu kullanıyorum. Yani buradaki mikrofon seçeneğini kullanıyorum. O yüzden ayarlarımı buna göre yapacağım. Gördüğünüz gibi daha önce harici bir mikrofon bağladığım için alt bölümde belirdi. İstersek buradaki bölümden diğer mikrofon, harici mikrofonu seçerek aynı ayarları aynı şekilde yapabiliriz. İlgili mikrofonu tıkladıktan sonra özellikler bölümüne tıklıyorum yine. Dinleme bölümüne tıklıyoruz. Buradaki özellik şu. Eğer kulaklık kullanıyorsanız, sadece kulaklık kullanıyorsanız bunu aygıtı dinlemeyi açabilirsiniz. Bu şekilde mikrofonunuzda yani şu anda dahili mikrofonu kullandığım için aynı sesi ben kulağımda da duyabileceğim. Ama siz kulaklık kullanmadan bu özelliği açarsanız bir eko bozukluğuna sebep olacak ve inanılmaz bir cızırtı ortaya çıkacak. Şöyle düşünün, hem bilgisayarın üzerinde mikrofon hem de bilgisayarın üzerindeki hoparlörü kullandığınız için mikrofon ve klavye, pardon hoparlör karşılıklı birbirine sürekli ses gönderdiği için belirli birkaç saniye sonra bir uğultuya sebep olacak. O yüzden bu özelliği kullanmak istiyorsanız, dinleme özelliğini
harici bir kulaklık veya harici bir mikrofon, yani mikrofonunuzun ve hoparlörünüzün yan yana olmaması gerekiyor başka bir deyişle. Düzey bölümüne geldiğimizde buradaki önemli özellik ve videonun en önemli özellik kısmı bu. Mikrofon özelliğinizde net bir ses duymak için sonuna kadar açın ama mikrofon bası özelliğini 10 dB ile sınırlandırın. Aksi halde mikrofonunuzun çok iyi olmamasından kaynaklandığı için fazla dB vermeniz yankıyı fazlalaştıracak ve sesinizin boğuk çıkmasına sebep olacak. Geliştirme bölümündeki 2 ve efekti, gürültü tutma ve akustik eko iptalini işaretledikten sonra mikrofonla ilgili yapacağımız ayarlar bu kadar. Yine DVD kalitesini seçtim ve başka bir ayara dokunmadan tamamladım. Yapılandırma ayarlarına da göz atarak bak son artık videomuzu sonlandıracağız. Şu anda Windows'un üzerinde bununla ilgili herhangi bir yapılandırma özelliğimiz yok. Eğer İngilizce bir Windows kullansaydık bununla ilgili otomatik yazma gibi farklı mikrofon özelliklerinden faydalanabilecektik ama Türkçe'de maalesef desteği yok. Ses efekti ve diğer iletişim özellikleri zaten şu anda bizim konumuza girmediği için kafa karıştırmamak için o kısma dokunmuyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu konularla ilgili herhangi bir soru veya sorunuz olursa kanal ve mail adreslerimden bana ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımıza abone olursanız günlük olarak yayınladığımız yeni videolardan haberdar olursunuz. O yüzden şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.